Değerli misafirler, 8.sini düzenlemekte olduğumuz Turkcell Teknoloji Zirvesi'nin öğleden sonra ana salondaki ilk oturumuna hoş geldiniz. Sabahki keynote konuşmalarında da dinledik. Hep bir değişimden bahsediliyor. Hakikaten çok ilginç konuşmacılar ve ilginç konulardan bahsedildi. Bu oturumla beraber aynı anda paralel seanslarda yine çok birbirinden ilginç konukların, birbirinden ilginç konuları işlediğinde size belirtmek isterim. Bugün konuşacağımız konu dijital değişim. Dijital değişimin iş dünyasına etkileri ve bu değişimle beraber iş dünyasında fark yaratmak için ne yapmalıyız? Bu konuyu üç değerli konuğumla beraber sizlerle konuşuyor, tartışıyor olacağız. Bugün benim sunumumda beraber sunum yapacak, bana eşlik edecek üç değerli konuğum var. Zeynep Keskin SAP'den, Yıldız Holding'den Yekta Bey ve McKinsey'den de Mehmet Bey. Teknolojide çok büyük değişimler yaşıyoruz. Dediğim gibi sabah da bu değişimlerin önemlerinden bahsettik. Yani bahsedilen ana konularda mesela 3 boyutlu yazıcılar vardı. Şoförsüz arabalar vardı. Robot teknolojileri vardı. Belki bunlara işte genetik biliminin yeni getirdiği tedavi yöntemlerinden de bahsedebiliriz. Fakat iş dünyasını genel olarak etkileyen, hemen hemen bütün iş aleminde önemli etki yapan 5 tane önemli trend olduğunu düşünüyoruz. Bu 5 trendi hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Mobil internet, dijital servisler, nesnelerin interneti, büyük veri ve bulut teknolojisi. Bazı bu değişimler sonunda bazı çok köklü ve büyük şirketler rekabet edemez hale gelirken bazı şirketler de inanılmaz kısa zaman içinde büyük başarılar elde ettiler. Bu şirketlere baktığımız zaman ortak yan acaba görebilir miyiz? Nedir bunun sebebi diye bakıyoruz. Ben 1992-93 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek lisans eğitimi görüyordum. O sırada bir öğrenci olarak belki de en çok kullandığım iki tane şirket, servislerine en çok faydalandığım iki tane şirketten bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Blockbuster, bir diğeri de Borders. Bu örnekler çok sıkça veriliyor ama belki bu şirketlerin ne yaptığını ve nereye geldiğini aşağı yukarı çok kısaca söylemek istiyorum. Blockbuster 1985 yılında kurulmuş bir firma. Video kiralama ve posta ile DVD dağıtımı yapıyor. Müzik CD'si dağıtımı yapıyordu. 2004 yılında 9000 mağaza ve 60.000 çalışana ulaşmıştı. Ancak 2010 yılında iflas etti ve pazardan çekildi. Borders da Amerika'daki en büyük kitapçılardan bir tanesiydi. 1971'de Michigan'da kurulmuş. 500'den fazla mega mağazaya sahipti Amerika çapında. En büyük olduğu zaman 20.000 çalışana kadar ulaşmıştı. Maalesef bu şirket de 2011 yılında iflas etti. Ben yine 92-93 yılında Amerika'dayken okurken olmayan iki şirket, Netflix ve Amazon. Bu iki şirketi de hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Baktığımız zaman Netflix streaming yoluyla film ve televizyon dizileri biliyorsunuz tedariği yapıyor. 75 milyon aboneye ulaşmış durumda bugün. 7 milyar dolarlık da geliri var. Amazon bundan da büyük, hepimizin bildiği şirket. Esas da 1994 yılında ilk kurulduğu zaman online kitapçı olarak faaliyete başlıyor. Ama bugün çok geniş bir spektrumda bulut bilişimi dahil olmak üzere elektronik ticaret faaliyetinde bulunuyor biliyorsunuz. Dünyanın en değerli şirketlerinden biri. 100 milyar doların üzerinde geliri, 260 milyar dolarlık da pazar değeri var. Peki, bu daha önce bahsettiğim iki şirket pazardan çekilip, rekabetten çekilirken neden Netflix ve Amazon acaba bu kadar başarılı oldu? Burada bir dörtlü bir matris üzerinde baktığımız zaman
iki tane eksende bakabiliriz. Bir, şirketlerin süreçleri, diğeri ürünleri. Ürünlerin fizikselden dijitale dönüşümü ve süreçlerin fizikselden dijitale dönüşümü. Gördüğünüz gibi fiziksel olan alanda, ki Borders ve Blockbuster da bu alandaydı, rekabette büyük zorluk yaşadılar. Bu şirketlerin benzerleri, bazıları rekabete uyum sağlayabildi. Mesela Barnes & Noble kitapçı olarak söyleyebiliriz. Onlar süreçlerini ve ürünlerin bir kısmını dijitale taşımayı başardılar. Aynı şekilde otel endüstrisinde, taksi endüstrisinde de benzer örnekleri sabahki konuşmalarda da gördük. Burada baktığımız zaman örneğin Apple, belki de bu dört bölümün her birinde faaliyet gösteriyor ve hepsine de doğru yerde, doğru kanalda eğilmiş durumda ve o da çok başarılı oluyor. Amazon ve Alibaba.com'da da yine benzer durum var. Fiziksel ürünleri var, dijital ürünleri var. Ancak süreçlerin tamamı dijital. Türksel olarak, operatörler olarak da baktığımız zaman hem fiziksel ürünlerden hem dijital ürünlerden bahsediyoruz. Hızla ürünlerimizi ve süreçlerimizi dijitalleştiriyoruz. Yine Kaan Bey'in sabah açılış konuşmasında bahsettiği BIP ve Turkcell TV Plus tamamen dijitalleştirdiğimiz ürünlerden iki tanesi. Demek ki burada ürünlerimizi ve süreçlerimizi dijitalleştirmeyi başardıkça rekabette bir şansımız olduğunu görüyoruz. Evet, şirketlerin dijitalleşme yolculuğunda en önemli unsurlardan biri kurumsal uygulamalar. Dünyanın önde gelen kurumsal uygulama firmalarının başında gelen SAP'nin genel müdürü, Türkiye genel müdürü bugün aramızda. Aynı zamanda benim çok değerli ve eski bir dostumdur. Kendisini sahneye davet ediyorum. Şimdi IT sektöründeki değişimin son 20-25 yılını belki inanamayacaksınız ama Zeynep'le beraber yaşadık. Ha, benim açımdan inanabilirsiniz ama Zeynep'ten itibaren katıldım. Peki bana. Efendim. Zeynep'ten özellikle rica ettiğim, bu bizim de içinde bulunduğumuz bu değişimin son etkilerini nasıl yaşadık, iş dünyasına nasıl etkileri oldu ve bu son dönemde yaşadığımız dijital dönüşümle beraber iş dünyasında fark yaratmak için belki SAP'nin Türkiye'deki lider koltuğunun gözüyle bize anlatmasını rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Tuğrul'a. Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle ben hem Tuğrul'u hem tüm Turkcell ekibini tebrik ediyorum. Sabahtan biraz dinleme fırsatı buldum. Yine çok dolu, çok güzel geçen bir zirve. Umuyorum ki öğleden sonra da aynı başarı devam edecektir. Tuğrul bahsetti aslında. Sabahtan beri çok benzer konuları konuşuyoruz. O yüzden belki bazı şeyler hepimiz için tekrar olacak ama yine de değinmekte fayda var. Artık dijitalleşmeden, dördüncü endüstriyel devrimden bahsediyoruz. Aşağı yukarı herkesin gündeminde. Yapılan araştırmalar diyor ki CEO'ların %90'dan fazlası dijitalleşmeyi ana gündemine alıyor. Bu kadar hızla süreç ilerliyor mu? Aslında ondan çok emin değiliz. Gördüğümüz kadarıyla %25'i gerçek anlamda kurumunu, süreçleri, ürünleri, pazara gidiş modellerini dijitalleştirmek için %25'i plan yaptı deniyor. Ve sadece de %15'i buna hali hazırda kaynak ayırdı ve aksiyona geçti deniyor. Tabii ki daha gidilecek yol var. Ama şu da bir gerçek ki dijitalleşme çağında gidilecek yolu çok da beklememek lazım. Birçok konuşmada, birçok gündemde görüyoruz ki herkesin ortak birleştiği bir nokta var. O da hız. Bugünün belki de en geçerli para birimi hız. Dolayısıyla kurumların dijitalleşmeyi bu hızdan faydalanmak adına çok daha hızlı gündemlerine alacağını düşünüyoruz biz SAP olarak. 25 yıl diye atıfta bulundu Tuğrul.
Evet, aşağı yukarı 25-26 yılını gördüm ben de bu süreçlerin, değişen dünyanın. Ama ondan öncesine de bir bakmak lazım belki. Son 50 yılda teknoloji nasıl gelişti diye bakacak olursak, bundan 50 yıl önce mainframe'ler konuşuluyordu. Bütün dünya mainframe dünyasıydı. Hatta bizim şirketimizde bu dünyada çalışan kişilerden oluştu. 5 kişi mainframe'ci, 5 kişi ayrılıp SAP'yi kurdu. O da enteresandır. Bunların bir de tabii ki hem olgunlaşma zamanına, olgunlaşması için gereken zamana, hem de adaptasyon sürecine bakmak lazım. Ne kadar çabuk kabul edildi, ne kadar çabuk hayata girdi. Sabah yine benzerleri konuşmalarda vardı. İşte telefon ne kadar hızlı hayatımıza girdi. İnternet ne kadar hızlı 50 milyon kişiye ulaştı. Facebook ne kadar hızlı ulaştı. Ve en son Angry Birds'ün en hızlı 50 milyona ulaşan uygulama olduğundan bahsedildi. Mainframe'in gerçek anlamda dünyamıza girmesi 30 yıl gibi bir süreyi aldı ve aslına bakarsanız çok daha az kitlelerce kullanıldı. Sadece kurumların hayatında, o da büyük kurumların hayatında sadece mainframe'ler vardı. Daha sonra sunucular, PC'ler, işte o zamanın deyimiyle client server teknolojileri, hatta biraz ikiye bölündü dünya. Mainframe'ciler, client server'cılar. Yaklaşık 20 yıl aldı bu teknolojinin de hayatımıza girmesi, gerçek anlamda hayatımıza girmesi. Tabii ki maliyetlerin düşmesiyle, bu tip daha paylaşılan yapılara geçilmesiyle daha çok kişiye etki etmeye başladı. Daha çok kurumun hayatına girdi. İnternet yaklaşık 10 yıl gibi bir sürede milyonlarca kişiyi kontrolü altına aldı, ele geçirdi. Yaşam tarzımızı, iş yapış tarzımızı ele geçirdi. Mobil ve sosyal medya çok daha kısa ve bugün de artık hyper connectivity'den, yani her şeyin birbirine bağlı olduğu, konuştuğu, sırf insanların değil, nesnelerin, araçların, işlerin, network of networks dediğimiz hatta tamamen bir bağlantı ekonomisinden bahsetmek mümkün ve bunun adaptasyon oranının da çok daha büyük kitlelerce olacağını düşünüyoruz. Sadece iş dünyası değil, bireyler, kurumlar, 7'den 70'e tüm insanlar bu dünyanın etkilenip nimetlerinden faydalanacak demek herhalde çok yanlış olmaz. Tuğrul da biraz önce farklı bir bakış açısıyla verdi ama tabii ki dediğim gibi sabahtan beri aslında kesiştiğimiz ortak noktalar çok fazla. Dijital ekonomiye yön veren 5 teknoloji trendi diye bakacaksak ilk başta hyperconnectivity geliyor. Eskiden yollardan, demir yollarından, hava ulaşımından ve onların insanları, bilgiyi, ürünleri nasıl taşıdığından bahsediliyordu. Bundan önceki endüstriyel devrimde bağlantı yollarla izah ediliyordu. Hava ulaşımıyla, demir ulaşımıyla bahsediliyordu. Bugün ise bambaşka bir dünyadan bahsediyoruz. Kişiler, bilgiler, hizmetler çok daha farklı yollarla artık birbiriyle ulaşıyor. Sınırlar kalkıyor. Ülkeden bağımsız, yerinizden bağımsız, bulunduğunuz ortamdan bağımsız herkesle aynı anda iletişim halinde olabiliyoruz internet sayesinde. Tabii ki bu da çok büyük pazarlar açmakla birlikte çok da büyük bir paylaşımı getiriyor. Ve tabii ki bundan da çıkan, hep konuştuğumuz, senelerdir yine hepimizin dilinde olan Big Data, büyük veri kavramı çıkıyor. Bu kadar bağlantılı bir ortamda çalışıyorsak, verinin oluşmaması, bilginin oluşmaması, iş dünyasına ipucunu verecek, öngörülerde bulunmasını sağlayacak altyapının oluşmaması da mümkün değil. Tabii ki bütün bunlarda çok daha güçlü bir teknolojik altyapıyı gerektiriyor. Şu memnuniyet verici bir SAP çalışanı olarak, günümüz artık software dünyası, günümüz artık uygulama dünyası. Bu çok önemli ama tabii ki bunu da işleyen, yine bunu da bu hıza yetişebilen, yazılımla donanımın iç içe girdiği bir teknolojik gelişimden de bahsediyoruz. İşte burada da süper bilgisayarlar, in-memory teknolojiden bahsediyoruz, bellek içi teknolojiden bahsediyoruz, hayatımıza giriyor.
Üçüncü trend daha akıllı bir dünya. Smarter World diye tanımlıyoruz biz bunu. Yine sabah çok bahsedildi. Tuğrul da değindi açılış konuşmasında. İşte insansız arabalar, robotics, 3D yazıcılar. Bunlar hayatımızın, yani belki bundan birkaç sene önce hayal dediğimiz konular bugün hayatımıza hükmeder, iş yapış tarzımıza hükmeder konular haline geldi. Çok daha akıllı bir dünyada yaşıyoruz. Belki bizlerin daha az düşünüp çok daha hızlı hayata akmamıza neden olacak şeyler var etrafımızda. Evimizdeki nesnelerden tutun da iş yerimizdeki kullandığımız cihazlara, bırakın cihazları, yazılımlara ve uygulamalara bizi yönlendiren bir dünyadan bahsediyoruz. Bulut bilişim, birçoğunuz hatırlarsınız, bundan çok da değil 5-6 sene önce nedir bu bulut diye konuşuyorduk. Güvenli midir, güvenilir mi, bulutta veriler saklanır mı diye konuşuyorduk. Bugünün gerçeği bulut bilişim. Artık herkes bir bulut bilişim firması. Ben donanımcıyım, ben yazılımcıyım demek gibi bir ayrım da kalmadı. Herkes bulut üzerinden hizmet veren bir firma haline dönüştü. Dönüşmek de zorunda. Çünkü bugünün dünyasına baktığımızda herkesin teknolojiye, bırakın maliyet etkin, çok daha hızlı ulaşması lazım. Teknolojiyi nereden geliyor, kim sağlıyor, hangi serverda duruyor, hangi data center'da çalışıyor? Bunlar tüketiciler için, bireyler için, çalışanlar için aslında hiç de bir anlam ifade etmemeye başladı. O nedenledir ki bulut bilişimin ben hem dünyanın çok daha işte COBİ'lerden tutun çok büyük kurumlara kadar teknolojinin çok daha kolay, hızlı ve maliyet etkin elde edilmesi için gerçek bir platform olduğunu düşünüyorum. Yazılımlar, infrastructure, platformlar, bunların hepsini bulut üzerinden elde etmek mümkün. Bulut üzerinde yüz binlerce iş yapan tedarikçi örneğin buluşup müşterilerine birlikte bir şeyler sunması mümkün. Dolayısıyla artık o gün hani bulut güvenli midir sorusunu aşıp bugün bulut gerçeğini hep birlikte yaşıyoruz. Tabii ki siber güvenlik, işte 4. endüstriyel devrimden bahsediliyor. Geçenlerde dinlediğim bir konuşmada çok hoşuma giden bir şey vardı. Hakikaten güvenlik ve trust, güven bugünün, bu dünyamızın en önemli konularından bir tanesi. Bu kadar açık ortamda, paylaşılan bir ortamda güvendiğiniz kişilerle çalışabilmek, kişisel güvenliğinizi, kurumsal güvenliğinizi tehdit altında bırakmamak belki de ajandalarımızın en başında geliyor. Hızlanıyorum biraz, süremi de aşmamak istiyorum. Ne geliyor bununla birlikte? Eskiden bize derlerdi ki bırak hayal etmeyi, otur da işte işine bak, gerçeklere bak. Biz o nesiliz, hayal etmenin çok da doğru bir şey olmadığı bize söylenirdi. Bugün diyoruz ki hayal edin, bireyler olarak hayal edin, kurumlar olarak hayal edin, işinizi yeniden hayal edin, yapacağınız iş modellerini yeniden hayal edin. Çünkü gördük, hayal edenlerin bugünün ekonomisinde zirvede olduğunu gördük. Amazonlar, Uber'ler, Facebook'lar, Google'lar, bunlar hepsi gerçekten hiç öngöremediğimiz hayallerle başlayan gerçekler. Dolayısıyla pazara gidiş modelimizi baştan düşünmek, kurgulamak zorundayız. Yeni iş ortaklarıyla çalışmak zorundayız. Bugün herhalde hiçbirimizin ilk Turkcell kurulduğunda aklımıza gelmezdi. Turkcell'in aynı zamanda bir medya platformu sağlayacağı, bize müzik sağlayacağı, bir pazar yeri sağlayacağı. Ama bugüne bakıyoruz ki artık herkes farklı iş kollarında farklı değerler yaratmaya başlıyor. İşinin çok dışında ama işiyle bağlantılı olarak ayakta kalmanın belki de tek şartı bu.
Tabii ki SAP olarak süreçlerinizi yeniden hayal etsin demeden geçemeyeceğim. Çok daha basit, çok daha anlaşılır, çok daha şeffaf, kendi kendini öğrenen süreçler yaratmalıyız kurumlarımızda başarıyı sürdürebilmek için. Ve bugünün çalışanlarını işimizde tutabilmek için de iş yerimizi bence yeniden hayal etmeliyiz. Eğer bugünün nesline biz dijital bir ortam sağlamazsak herhalde şirketimize çekeceğimiz kişi sayısı da o denli az olacaktır. Hızlanıyorum ve çok küçük 3 örnekle bitirmek istiyorum konuşmamı. Bunlardan bir tanesi Hamburg liman işletmeleri. Bir diğeri Under Armour, hepimiz sporla ilgilenenler bilir. Atletik malzemeler satan bir firma ve BMW. Hamburg limanları binlerce tır trafiğini her gün ağırlıyor. Almanya'nın en büyüğü, Avrupa'nın ikinci büyüğü. Burada geliştirilen akıllı lojistik çözümleri sayesinde trafikteki azalmayı, çünkü tır şoförlerinin vakitlerinin %70'inin beklemekle geçtiği söyleniyor. Biz İstanbul'da bunu da çok yaşıyoruz zaten. Burada yapılan akıllı lojistik sayesinde bulut üzerinden verilen şoförlere anlık bilgiler sayesinde elde edilen kazancı, artan iş miktarını ve artan verimliliği düşünmenizi rica ediyorum. Under Armour işte buluta da çok güzel bir örnek. Under Armour'ı 50 milyon kişi ziyaret ediyor yılda Amerika'da, North Amerika'da bir firma. 148 milyonluk bir platform oluşturuyor Under Armour ve tüketicileri veya spor yapan kişiler bu komünitede yer alıyor. Bilgiyi, deneyimi paylaşıyor. Under Armour içinde korkunç bir veri aslında üretiyor. Ona göre kişilere çok daha kişisel, çok daha kullanıcı deneyimini arttıran çözüm ve ürünlerle gidebiliyor bu firma. BMW'da üzerinde çalışılan bir proje, henüz hayata geçmiş değil. Bir pazar yeri kuracak çok yakında ve sürücülerine işte en yakın restoran nerede var, en yakın otel nerede var, benzinci nerede var, otopark nerede var gibi bir yazılımla, bulut üzerinden sağladığı bir yazılımla bambaşka bir sürüş deneyimi, bambaşka bir kullanıcı deneyimi yaşatacak. Bunun gibi örnekleri daha tabii ki saymak mümkün. Ama dünyamız hakikaten dijitalleşiyor. Bizim yapacağımız bence bunu öngörmekle beraber hızlı davranmak. Dediğim gibi hız madem geleceğin ve bugünün tek geçerli para birimi, bizim de önde olmamız için bu yarışta sanıyorum çok daha hızlı hareket ederek çok daha da fazla hayal etmemiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Zeynep sesi kısık olduğu için demişti ki eğer sesim idare etmezse ben erken bitirebilirim, ona göre kendiniz ayarlayın demişti. Ama aşağı yukarı 1,5 katında zamanı bitirdi. Çok teşekkürler. Şimdi bundan sonraki konuşmacımız Yıldız Holding'den Yekta Caymaz. Ben Yekta Bey'i sahneye davet ediyorum. Yıldız Holding son dönemlerde çok önemli satın almalar yaptı ve bu satın almalar sonucunda Yıldız Holding artık global, tam anlamıyla global bir şirket oldu. Bu global şirketin global IT organizasyonu bundan böyle Londra merkezli olarak yönetilecek. Londra'daki bu önemli koltuğa da Türkiye'de zaten Yıldız Holding'de yıllardır görev yapmakta olan Yekta Bey atandı. Hakikaten bizim gurur duyduğumuz bir marka. Bu sebepten dolayı kendisini sağ olsun davet ettik, o da kırmadı. Çok kısaca Yıldız Holding'in bu globalleşme yolculuğunda kısa bir tarihçesini, sonra bu global perspektifle baktığımız zaman IT'nin rolü, hangi zorlukları yaşıyoruz ve bu transformasyon, hem global transformasyon oluyor, bir taraftan da bu sabahtan beri konuştuğumuz değişimler yaşanırken nasıl iç içe geçiyor, nasıl etkileniyoruz, sizden onu dinlemek istiyoruz. Tabii, memnuniyetle. Öncelikle hoş geldiniz herkese. Ben Türk Hava Yolları pilotu gibi geç kalkıp erken indirmeye çalışacağım çünkü ciddi baskı var. O yüzden sadece ülkeli ve reklam yapmaya geldim. Dijital zaten çok özümsediğimiz bir şey. Globalleşmede de kullanıyoruz.
Aslında Yıldız Holding tarihçesi 1944'te merhum Sabri Ülker beyefendinin 3 kişiyle ve yılda 94 ton bisküvi üretimiyle başlayan yolculuk, bugün 72. yılında yaklaşık 73 farklı uyruktan 50 bin tane personelin çalıştığı, yılda 1 milyon 70 bin ton bisküvi, 460 bin ton çikolata, 40 bin ton şeker, sakız ürettiğimiz bir hal aldı. Tabii ki organik ve inorganik büyümeler oldu. Özellikle son 8 yılda Godiva önce, 2 yıl önce ve 1,5 yıl önce de Amerikan Demets şeker firması, şeker çikolata, bir yıl yaklaşık 1,5 yıl önce de İngiliz United Biscuits firmasının aramıza katılmasıyla inorganik olarak farklı coğrafyalarda da büyüdük. Ben tarihçemizi anlatmayacağım, yoksa tamamen Ülker tarihçesi olur. Ama inanın 7 yıldır gruptayım ve her yıl yeniden başlamış gibi bir heyecan yaşıyorum. Bu da bize sürekli dinamik kılıyor. Aynı dijital dünyanın hızlı değişimi gibi biz de zaten onu kendi içimizde hissediyoruz. Bu yılın başında Pledis isminde dünya devi bir gıda firması adı altında toplandık. Firmalarımızı topladık. Yani Godiva'yı, Ülker'i, Dimets'i ve United Biscuits'i. Pledis ismi Sayın Murat Ülker Bey'den. Onun söylemiyle de hatta Pledis, Ülker'in global tercümesi. Latince 7 tane takım yıldızından oluşan, aslında Türkçe'de de Ülker olan, Latince Pleiades'in manası, açılımı. Ve Pledis olarak da verdiğimiz söz, tüm dünyaya her bir ısırıkta mutluluk vermek istiyoruz. Bu da çalışanlar olarak bizi daha da mutlu ediyor, motive ediyor. United Biscuits'in aramıza katılmasıyla, 2014 yılının sonunda katılmasıyla 14 ülkede 77 fabrika, 120'den fazla ülkede ürünlerimizin satıldığı ve 4 milyar insanın yaşadığı coğrafyada gurur duyduğumuz lezzetli ürünlerimizi satar hale geldik. Tabii bunu yaparken de gerçekten Amerika'dan Japonya'ya kadar da operasyonumuz var. İnşallah haritada renklendiremediğimiz yerlerde hedeflerimiz olacak. Bu yolculukta hepimizin elinde pusula olarak bulundurduğu gereç ise GOL 21 diye adlandırılan bir akrostiş kelime aslında. G, Goya'dan geliyor. Goya'yı biraz sonra anlatacağım. O aslında sıfır hata, zero defect. A, alignment, amaç birliği. L, liderlik. Önce ikinci olacağız, sonra da birinci olacağız. Çünkü şu anda Pledis olarak dünyanın en büyük üçüncü bisküvi üreticisiyiz. Dünyanın en büyük sekizinci çikolata üreticisiyiz. Hedefimiz de dediğim gibi kısmetse birinciliği oynamak. Bu doğrultuda tabii IT olarak da bize düşen işler oluyor. Biz ne yaptık? Ülker, zaten paylaşımlı servis bir IT kullanımı vardı. Birden çok şirkete hizmet ediyordu. United Biscuits, Godiva ve Dimets'i de ayrı IT'lerini düşündüğümüz zaman dedik ki o zaman biz de artık bir takım olma vaktimiz geldi. Pledis adı altında hepimiz tek hedef doğrultusunda bir ok gibi aynı yere doğru gidiyoruz. Amaç birliğimiz var, lider olacağız. Sıfır hataya inşallah gideceğiz. O bizi motive edecek. Ve bu doğrultuda 4 tane IT'mizin içindeki dikey olarak her şeyden sorumlu olan arkadaşlarımızı artık çıkartıp yatay olarak tüm firmalara bakan ilgili fonksiyonlarla ilgileneceksiniz dedik. Ve kendi içimizde kendi sistemlerimizin öz değerlendirmesini yaptık. En iyiyi bulmaya çalıştık. Kendi kendimizi tabii eleştirmek zor oluyor. Çünkü herkes bile isteye kendi doğrusunu seçiyor. Ama gene de biz aynı takım olduğumuz için
aramızdan iyileri, doğruları seçmeye çalıştık. Her ne kadar hepimizin kendince egosu olsa da. Bu doğrultuda, altyapıda homojen, standart, ortaklaşa bir platforma gitmeye karar verdik. Hemen iş uygulamalarına geldiğimizde tabii farklı farklı ERP'lerimiz ya da iş uygulamalarımız var. Bunları hemen standartize etmek, harmonize etmek kolay değil. Çünkü iş süreçleri var işin içinde. Bu hani altyapıda hadi gene teknolojik olarak siz verinizi burada mı tuttunuz, şurada mı tuttunuz? Az önce demin konuşmacıların da dediği gibi aslında son kullanıcı bunun farkında değil. İş uygulamalarına hemen girmeyelim dediğimiz için, fakat bir an evvel de sinerjiye ulaşmamız gerektiği için 4 tane ana verimizi belirledik. Dedik ki müşteri hangi ülkede, hangi coğrafyada, hangi fonksiyonda konuşursak konuşalım aynı müşteriyi adresleyecek. Tedarikçi aynı tedarikçi olacak konuştuğumuzda. Ürün aynı ürünü konuşuyor olacağız. Muhasebe hesapları tabii ki konsolidasyon içinde aynı hesapları konuşuyor olacağız dedik ve ana veri yönetimi projesini başlattık. Ana veri yönetim projesinden hemen sonra da tabii üst yönetime, karar vericilere destek olmak için de bu bahsettiğim heterojen olan, farklı olan sistemlerden verileri çekip ana veride en azından ortak lisanı kurduğumuz için onlara bilgi sağlamayı hedefliyoruz. Daha sonra da tabii ki ana hedeflerimizden sonuncusu ise proses harmonizasyonu. Yani mümkün olan her yerde proseslerimizi yalınlaştırmak, sadeleştirmek. Çünkü dediğim gibi biz iştahlı olup, hamuru yoğurup, doğru pişirip, dediğim gibi gülümseme vermek istiyoruz. Biz hep bu sadelikte bakıyoruz. Tabii dijital dünyaya bakıldığında ise bizim her şeyimiz tüketici. Yani biz her şeye tüketicimiz gözüyle bakıyoruz. Çünkü bizi tercih eden, yiyen, satın alan, öneren tüketicimiz çoğunuzun kendi endüstrisinde olduğu gibi. Dolayısıyla dijital değişim dendiği zaman da biz de ilk önce birinci soruyu endüstrimizde bu dijital ya da bu hızlı değişim ne demek? Nelere kadir? Bize nasıl bir etkisi olur? Pozitif ya da negatif, ona bakıyoruz. İkincisi kendi kurumumuza bakıyoruz. Yani biz kurum olarak kendi iç süreçlerimizde bunu nasıl özümseriz? İşte birbiriyle iletişimde olan çalışan, işte işlerini daha kolay yapan ya da zaman tasarruf eden, mesaisini azaltıp belki evine gidip daha erken gidip mutlu olan, bunlara bakıyoruz. Üçüncüsü de bireysel olarak herkes kendisine de bakıyor. Çünkü bu yani aslında bir temel yetkinlik de gerektiren bir şey, algı gerektiren bir şey. Uyumluluk gerektiren bir şey. Hani yaşı, başı, jenerasyonu yok. Yani ben aslında Y, Z, X çok aslında böyle segment etmeyi de doğru bulmuyorum ama benim kişisel düşüncem. Bunun çok sosyolojik, psikolojik şeyleri var ama sonuçta anahtar kelime adapte olabilmekte. Yani ben kullandığım şeye adapte olur ve onun içinde kendim için bir şey bulursam kullanırım. Yoksa hani kullanmak için de affedersiniz sürekli connected olayım da şöyle olayım, böyle bir derdim, tasam yok. Aynısı bizim endüstrimizde de, yaptığımız işte de geçerli. Ha çok frontier, yani çok uç noktalarda dediğim gibi elimizde artık bu akıllı cihazlar var ve bunların hepsi birer sensör artık. Hani acıktığımızı hissedip bir tane Ülker Pötübör dronlarla uçup ağzıma girerse hani ne mutlu bize, tabii ki çalışırız ama hani şu anda dediğim gibi endüstrimizde, şirketimizde ve kendi içimizdeki yetkinliklerimizde bunu arıyoruz. Ama dediğim gibi her şeyin ortasında tüketici var. Dün biz proseslerimizi daha lineer bir yapıda yapıyorduk. Yani her şey birbirini tetikliyordu ve bir silsileyle gidiyordu. Onun çıktısı diğerine girdi oluyordu ve bu prosedürler birbirini tetikliyordu. Fakat demin az önce hem Tuğrul Bey hem sabahta konuşmacıların bahsettiği gibi artık tamamıyla birbirleriyle iletişim halinde olan sürekli bağlantı halinde olan insanların elinde bilgi sürekli üretilen, toplanan bir yapıda biz de gördük ki artık lineer bir proses yok ve bizim için kıymetli olan entity, taraf, tüketici
ve tüketicinin bağlı olduğu tüm noktaları biz de çalışıyoruz. Şimdi bu yetkinliği nasıl elde etmeye gayret ediyoruz? Dediğim gibi yeni iş tanımlarına bakıyoruz artık. Yani mesela artık yazılım geliştirici değil, yazılım servis yazılımıyla veya platform servisiyle artık innovatör olmasına gayret ediyoruz. Database admin değil, işte cloud'daki servisler vasıtasıyla artık hani data scientist, işte veri bilimcisi, o gibi pozisyonlar yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında önce kendimize yatırım yapmaya çalışıyoruz ki biz bunu anlayalım, endüstrimize, şirketimize ve kendimize adapte edebilelim. Ben aslında dediğim gibi konuşacak çok şeyim var ama ben burada lafı tekrar Tuğrul Bey'e vereyim. Yoksa dediğim gibi yani Ülker Günü ve şey olarak geçireceğiz yani. Hakikaten çok heyecan verici. Ben teşekkür ederim. Çok heyecan verici bir görev. Bir Türk şirketinin bu seviyede uluslararası arenada rekabet etmesi. Biz de destekçisi, takipçisi olacağız. Yıldız Holding'in dünyada önce iki sonra bir numara olmasında. Son yıllarda danışmanlık şirketlerinin müşterilerine verdikleri hizmetlerde dijital transformasyon çok önemli bir konu haline geldi. Danışmanlık şirketlerinin en önde gelenlerinden bir tanesi, aynı zamanda Turkcell'in de danışmanlığını yapan McKinsey firmasının dijital ve teknoloji konusundaki Türkiye'deki liderliğini Mehmet Başar yapıyor. Mehmet Başar da eski bir telekomcudur. Dolayısıyla onu da çok eskiden beri tanıyoruz. Kendisine hoş geldin diyorum. Şimdi Mehmet'ten rica edeceğimiz konu da dijitalleşmenin şirketler için somut sonuçları nasıl ölçülüyor, ne buluyoruz? Bu transformasyon sırasında şirketlerin önüne hangi engeller çıkıyor? Ve başarılı bir transformasyon için McKinsey bize ne tavsiye ediyor? Kısaca onları dinlemek istiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. McKinsey... Den önce aslında öncelikle teşekkür etmek istiyorum Turkcell'e böyle güzel bir organizasyonda fikirlerimizi paylaşma fırsatı verdiği için. Bir parça ben şirket perspektifinden yaklaşacağım. Aslında şirketler için dijitalleşme nedir? Çok duyuyoruz bu kelimeyi. Dijitalleşme olursa ne olur, olmazsa ne olur? Bir parça onları bahsedeceğim. Biz tabii çok tekrar ediyoruz. Bize sıkıcı gelip. Şimdi dijitalleşme iyi bir şey. Yani dijitalleşmeyi herkes istiyor. Çaba sarf ediyor. Bazı şirketler önde gidiyor, bazı şirketler geriden geliyor ama dijitalleşme iyi bir şey. Nasıl biliyoruz bunu? Çünkü birçok araştırma yapılıyor da bizim de yaptığımız geçmişte bir araştırma var. Dijitalleşme endeksini ölçüyoruz şirketin ve o endekse baktığımız zaman o şirketlerin eğer dijitalleşme endeksi iyiyse şirketin karlılığı ve büyümesi de iyi oluyor. Şimdi bu biraz beklenen bir sonuç aslında ama dijitalleşme nedir? Bir parça ona anlatmak istiyorum. Şimdi dijitalleşme deyince aklımıza ilk önce böyle Netflix'ler, Uber'ler, Airbnb'ler geliyor doğal olarak. Şimdi disruption dediğimiz, disruptive technologies dediğimiz iş modelleri geliyor. Bunun aslında bu önemli bir şey. Fakat şirketler için dijitalleşme bu değil sadece. Baktığınız zaman bugün bir lojistik firmasına, bir üretim firmasına, bir telekom firmasına işleyen süreçler var. Müşterilerin geçtiği deneyimler var. Birçok alan var aslında böyle dijitalleşmenin kullanılabileceği. Esas değer bu alanlarda. Ben yeni bir Uber'i, yeni bir Netflix'i yaratabilir miyim acaba diye düşünürken bir taraftan da içimizdeki iş yapış şeklimizi nasıl değiştirebiliriz? Bence en önemli gündemlerden bir tanesi de bu olmalı. Baktığımız zaman bu iş kolay değil aslında. Niye olmuyor? Yani bunu söylemesi kolay, yapması biraz zor. Aslında olmamasının birkaç tane nedeni var. Belki buradaki gördüğünüz hepsi birer neden. Yani farklı şirketler için farklı öncelikler olabilir ama gerçekten bunu reçetesini bilmiyoruz çoğu zaman. Nereden başlayacağız, nasıl yapacağız, odaklanmak gerçekten. Günlük hayat devam ediyor, işte rekabet var, satışlar var. Bu dönüşüme başlamak ve bitirmek oldukça zor geliyor.
İkincisi de aslında altyapı eksikliği dediğimiz şey, en önemli söylenenlerden bir tanesi, bizim teknoloji platformu buna müsait mi? Yani bu teknoloji platformu derken Zeynep Hanım bahsettiği gibi işte ERP süreçlerimizden tutalım da birbirimizin arasındaki işte iletişim teknolojileri yeterli mi bunu yapmak için? Veya müşterilerimize sunduğumuz kanallarda yeterince dijital kullanabiliyor muyuz? Bunları değiştirebiliyor muyuz? Aslında bu altyapı eksikliği şey yapıyor, daha çok önümüze çıkıyor. Burada belki çok üzerine basılmamış ama özellikle nitelikli çalışan eksikliği, bunları bilen, yapmış kişiler yeni yeni yetişiyor. Her yerde yok. Yani bu yeni jenerasyondan yetişen kişiler oluyor. Bunları hızlandırmak ve bünyemize katmak çok önemli hale geliyor. Şimdi peki nasıl yapabiliriz bunu? Biraz biz 6 maddede özetlemeye çalıştım. Aşağı yukarı hepsine birer dakika ayırarak toparlamaya çalışacağım. Birincisi, teknoloji şirketine dönüşmek gerekiyor. Gerçekten teknoloji şirketi olmasanız bile, bir lojistik şirketi olsanız, herhangi bir şirkette bir teknoloji şirketi havasında çalışmanız gerekiyor. Teknolojiyi odağa koymak gerekiyor. Odağa koyduğunuz zaman aslında iki tane önemli şey göreceksiniz. Bir tanesi müşteri deneyimi, müşteri satın alma süreci, satın almadan önceki süreçler, satış sonrası süreçler. Bütün bunları çok iyi anlayıp nerede ben fark yaratabilirim dijitalleşmeyle onu anlamak gerekiyor. Bir de ikinci kısım iç süreçlerimiz diyebiliriz ona. Bunların içine işte üretim olabilir, kendi iç destek süreçlerimiz olabilir. Buralarda neler yapabilirim? Bunlara özellikle bakmak gerekiyor. Bunun dışında tabii ki Uber gibi, Netflix gibi böyle çok yeni oyun alanlarının içine tabii ki girmek gerekebiliyor ama sadece burası değil. Mevcudu korumak da dijitalleşerek çok önemli bir değer yaratabilecek durumda. Teknoloji şirkete dönüştük ama aslında birçok demin bahsettiğim gibi müşteri süreçleri ve deneyimi de değişiyor. Bundan çok değil yani birkaç sene önce işte postayla, başvuru formlarıyla fiziksel olarak giderek şubelerden, şuradan, buradan yaptığımız işlemler bugün aslında online olarak işte internetten başvurduğum hızlıca geliyor, gidiyor. Aslında hani postayla bile bir iş olmadan yani ıslak imzaya bile artık bazı yerlerde gerek kalmadan dijital imzayla vesaire yapılan hale geldi. Bu süreci çok iyi anlamak, bu süreci kim nasıl bozuyor, bozabilir kendi sürecimizi, nasıl disruption yaratabilir anlamak çok önemli. Disruption yaratanın tekrar kendinizin olmasında fayda var. Organizasyonel yapılar çok önemli şirketler. Şirketler yıllardır var, 100 yıllık bir şirkette oturmuş bir organizasyon yapısı var. Bunu değiştirmek kolay değil. Bunu değiştirirken tabii departman olarak düşünüyoruz. Aslında Kaan Bey sabahki görüş konuşmasında vardı. Ekosistemler bazında düşünmek lazım. Departmanlar bazında değil. Aslında bunun için çok ciddi teknoloji araçları var. İşte Google bunlardan bir örneği. Bulut çözümleri bunlardan bir örneği. Çok farklı iletişim, kolaborasyon dediğimiz teknolojiler var. Departman silolarından ziyade fonksiyonel ve ekosistemler yaratmak çok daha önemli. Bunu nasıl yapacağız? Çünkü burada artık müşteri süreci dediğiniz şey öyle bir şekilde akıyor ki bir departmanın sorumluluğunda olmuyor. Her şey baştan sona takip edilmesi gereken farklı bir süreç yönetim mantığıyla bakılması gereken bir şey oluyor. Dördüncüsü, startup gibi davran demek de çok kolay. Tabii hiçbiri startup diye bu şirketlerin. 100 yıllık bir şirketi nasıl startup gibi davran yapacağız? Önemli bir şey. Burada aslında şirket içinde startup yaratmaktan bahsediyoruz bir parça. Bunu çok güzel yapabiliyoruz. Aslında yeni bir iş kolunun içinde yeni bir ürün ayrı bir yerde konumlandırıp ayrı bir organizasyonda ayrı bir iş yapış şekliyle hatta şirketin bünyesinde değil dışarıda bile olabilir bu. Startup mantığıyla çalışmak çok önemli. Bir tanesi bu. İkincisi de genelde klasik olarak yaptığımız fizibiliteler, işte geri dönüş süreleri, İşte payback'ler, 5 senede mi geri döndü, yatırım yaptım bu kadar. Aslında onlar çok işlemiyor artık. Bu yaklaşımı da değiştirerek finansal yaklaşımını ve değerlendirme kriterlerini değiştirmek gerekiyor. Müşteri kazanımı, burada da gördüğünüz müşteri kazanımı önemli bir değer. Finansal getiri daha sonra olabilir. Buna alışılıyor olmamız çok önemli. Biraz altyapı tarafına geleceğim, IT tarafında. Bunları yaparken teknoloji, bilgi sistemleri,
çok önemli bir yer işgal ediyor. Burada bizim aslında gördüğümüz şöyle bir durum var. Mevcut mesela bir ERP sisteminiz olabilir veya başka bir bankacılıkta temel bankacılık sistemleri olabilir. Bunlar yine eski tip çalışırken çok hızlı olarak çözüm üretebilen yazılım geliştirme olsun, agile dediğimiz sistemlerle beraber çalışmak çok önemli bu dünyada. En sonuncusu olarak da bu tip dijital dönüşüm programlarını böyle 5 senelik program olarak planlamak mümkün değil. Bunlar aylık programlar. 3 aylık, 2 aylık. İnisiyatif dediğimiz küçük küçük böyle problemi alıp çözdük, tamam onu yaptık, sonra bir sonrakini yapıyoruz. Bir sonrakini yapıyoruz. Böyle küçük küçük programlar halinde ele alınması gereken konular. Böyle 2 senelik ben dijital transformasyon programına girmek diye bir şey olamaz. Çünkü 2 sene sonunda birçok şey değişiyor. Burada da bir çeviklik çok önemli. Özet olarak bu 6 tane kriteri tabii çoğaltmak mümkün. Fakat şirketlerin tekrar edersek mevcut yaptıkları işi aslında dijitalleştirmeleri yeni Uber, Netflix'ler, Airbnb'ler bulmaları kadar çok önemli. Bu işimizi biz farklı nasıl yapabiliriz? Kendi süreçlerimizi nasıl kendimiz disrupt ederiz, nasıl farklılaştırırız, yeni bir şey yaratırız? En önemli konulardan bir tanesi. Şu anda da şirketlerin gündeminde önemli bir şekilde işgal ediyor. Ve hem ekonomik olarak hem insan kaynağı yetişmesi olarak bunlar önümüzdeki 2-3 senede önemli gündem maddesi olmaya devam edecek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Mehmet. Hakikaten bu kapanış slaytı Mehmet'in benim çok hoşuma gidiyor. Aklımda kalan şey, yani işin ne olursa olsun esasında teknoloji core business'ın, teknoloji şirketine dönüş. Bir diğer konuda işte two speed IT denilen şey. Yani bir taraftan konvansiyonel IT, geleneksel işlerle uğraşırken bir taraftan da bu startup ruhuyla çok hızlı davranan bir IT. Çok çok değerli, çok teşekkür ediyorum. Son birkaç slide'la kapatıyoruz. Şimdi bir şirketi oluşturan 4 tane temel ana unsurdan bahsetmek istiyorum. Ve tabii ki müşteriyle başlıyoruz. Bugün müşteriler bütün konuşmalarda görüyoruz ki artık davranışları değişiyor. Sahip olmak artık çok önemli değil. Sadece hizmete erişmesi yeterli. 7x24 hizmet bekliyor bizden ve kendisini özel hissetmek istiyor. Bunlara hizmet veren çalışanlarımız. Çalışanlarımızın hayatı da son dönemde çok müthiş değişime uğradı. Mekandan, zamandan bağımsız çalışıyoruz. Bazen şikayet ediyoruz ama artık yani şirketimizle, şirketin araçlarıyla, gereçleriyle artık 7-24 nerede olursak olalım beraberiz, beraber çalışıyoruz. Verilerle karar veriyoruz. Artık yine sabah konuşmalarında vardı, hissiyatın yani intuition'ın insanları bazen nasıl yanılttığını çok güzel anlattı konuşmacı. Verilerle karar veriyoruz. Neden? Çünkü veriler önümüze geliyor. Yine Kaan Bey'in sunumunda vardı. İşte kokpit üzerinden şirketin bütün önemli parametrelerini takip ediyorsunuz ve ona göre karar veriyorsunuz. Çok çok önemli. Fark ve değer yaratan. Bu da Zeynep'in sunumunda vardı. Yani biraz hayal eden, yeni şeyler yaratan, müşterisinde ve şirketi için değer yaratan çalışanlar. Artık bu tip çalışanlar şirketler tarafından aranıyor. Varlıklar. Şirketlerimizin içinde bir önemli unsur da varlıklar. Varlıklar ofis alanlarımız olur, fabrikalarımız olabilir, araçlarımız olabilir, tırlarımız olabilir. Bunda da baktığımız zaman artık en önemli değişim bu varlıkların da her zaman bağlantıda olması bizimle. Şirketimizle bağlantı içinde olması. Bilgi üretmesi ve devamlı izlenebilmesi, monitör edilebilmesi ve birçok durumda kendi kendine karar verebilen varlıklardan bahsediyoruz. Bu hakikaten şirketlerin iş yapış tarzını çok ciddi anlamda değiştiriyor. Son olarak da bütün bunlara hizmet edecek teknolojik altyapıdan bahsediyoruz. Bu üç unsurun anlattığımız şekilde 7-24 anlık izlenen, anlık hareket eden
devamlı takip edilen bir durumda olması için buna hizmet edecek bir teknolojik altyapıya ihtiyaç var. Nasıl olmalı bu altyapı? Esnek ve ölçeklenebilir olmalı. Çok hızlı bir şekilde istediğimiz kapasiteleri çıkabilmeli. Kesintisiz olmalı. Artık yani şirketler bırakın dakikaları, saniyeli kesintileri bile tolere edemez hale geldiler. Bundan 10 sene, 20 sene önceki kesintinin maliyetiyle şirketlere bugünün kesintisinin maliyeti arasında müthiş bir fark var. Dolayısıyla kesintisizlik ve güvenlik de çok çok önemli. Bu dört unsur hep konuşmalarımızda var. Hep bize neyi çağrıştırıyor? Anında işlem yapma, anında karar verme, her zaman her yerden harekete geçme. O açılardan baktığımız zaman bir IT'de çok kullandığımız bir terminoloji, gerçek zamanlı. Yani real time unsurlardan bahsediyoruz. Bütün bu unsurların her birinin gerçek zamanlı olması, gerçek zamanlı karar vermesi, hareket etmesi, hizmet alması hakikaten çok önemli. Gerçek zamanlı müşteriler, gerçek zamanlı çalışanlar, gerçek zamanlı kurum varlıkları ve bunlara hizmet eden gerçek zamanlı bir teknolojik altyapı. Bütün bu unsurları gerçek zamanlı hale getirebilirsek şirketimizi de artık gerçek zamanlı bir şirket haline getirebiliriz. Bu bir yolculuk. Bu yolculukta hepimiz kendi kurumlarımızda çok önemli mücadeleler ediyoruz. Bu elimizdeki yeni teknolojileri, belki önümüzdeki dönemde çıkacak teknolojilerin de yardımıyla şirketlerimizi anında hareket eden, anında karar veren, çok hızlı değişen şirketler haline getirmeye çalışıyoruz. Yine sabahki keynote konuşmasında vardı. Görüyoruz ki bir teknolojik değişim artık ne kadar kısa bir süre içinde kurumların, hatta pazarın dinamiklerini değiştirebiliyor. Dolayısıyla bu sebepten dolayı şirketlerin gerçek zamanlı hale gelmesi için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Biz de Turkcell olarak siz değerli müşterilerimizin, siz değerli iş ortaklarımızla beraber bu yolculukta her zaman yanındayız. Uçtan uca hizmetler vererek şirketlerimizi, hatta ülkemizi gerçek zamanlı hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle siz misafirlerimize. Aynı zamanda sunumumuza katkı yapan üç değerli konuşmacımıza da çok çok teşekkür ediyorum. İyi ve verimli, güzel, keyifli bir gün olmasını diliyorum. Hoşça kalın.